Peki bu Ayasofya meselesinde seyircilerimiz de yazıyor. Ney hatları? Enerjileri çok yoğun oldu. Belki portal olarak düşünebiliriz. Ayasofya gibi başka yerlerde var anladığım kadarıyla. Bunların görevi ne olabilir acaba? Tamam, belli sebeplerle oralarda yapıldılar. Kendi hayat hikayeleri var bu binaların doğal olarak sizin söylediğiniz gibi. Ama bir şeyin temsili ya da bir şeyin görevlisi iseler ne olabilir bu? Şimdi bakın, dedi ki hani mutlaka bir şey bir yere konuyorsa bunun bir sebebi olur. Bunun birkaç sebebi olur. Bir tanesi olmaz burada. Şimdi biz bunun hangi sebebine bakacağız? Mana sebebine mi bakacağız? Madde sebebine mi bakacağız? İkisi Manaya ayrı, bakalım. ikisi ayrı şeylerdir. Şimdi yine Ayasofya, yani Ayasofya'nın oradan başlayıp bugün işte dikili taşların olduğu, değil mi? Alman çeşmesi, dikili taşı, onun arkasındakini, bronz olanlar, bunların hepsini bir hat üzerinde düzgün bakarsan, bunların işin ne diyeyim size, metafizik tarafı veyahut da mana tarafında inanılmaz işlevlerinin olduğunu görüyorsunuz. Yani Ayasofya'nın altında ne var? Sarnıçlar var. Değil mi? Su geçişleri var. Şimdi biz ne diyoruz hep? Ya bir enerji merkezi olması için bir kere altta mutlaka bir su geçişi şeyi olması lazım, değil mi? Bir suyun oradan bir devirdaim yapması lazım, geçmesi lazım. Peki bununla beraber ne olması lazım? İşte bronz olması lazım, kurşun olması lazım, şu sülfür olması lazım, kehanet merkezi ise. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman Ayasofya veyahut da işte Topkapı Sarayı ya da bu kısımda bütün hepsini bir arada görebiliyorsun. Demek ki bir zamanlar, yani ben şuna inanıyorum, İstanbul aslında dünyanın merkezi. Yani herkes zaten bir şekilde, bir zamanlar bütün dünya da buradan yönetiliyordu. Burası krallar şehriydi, işte imparatorlar şehriydi. Bakın dünyada böyle yerler çok az. Yani sürekli üstünde durulan bu yerler çok azdır. Şimdi nasıl kıvırıyorum ama, değil mi? Ayasofya'yı açıklamamak için elimden geleni yapıyorum. Biliyordum zaten, farkındaydım da şansımı denedim. Tabii ki şu, hani biz biraz daha hani gördüğümüzden gitmek lazım diye şey yapıyorum ama işin diğer tarafında da şu var. Tabii ki buranın da bekçileri var. Burada da kapılar var. Bugün işte Babil diyorsun, değil mi? Bab ne demek? Kapı. Kapı demek. Tamam. Demek ki orada da bir kapı var. Burada da bir kapı var. Peki bu kapıları biz işin manevi savaşına bakalım istersen. Madem hani işin o Evet. tarafını görmek istedik. Tamam. Genelde orayı merak ediyorlar. Biz maddeyle uğraşıyoruz ama. Şimdi bakın, bu kapılar veyahut da bu işte kimisinin boyut kapısı dediği, kimisinin mekan kapısı dediği, kimisinin zaman kapısı dediği, işte herkesin bir kapısı var. Baba da öyledir, değil mi? Baba deriz. İşte kapı, ne kapı? O da evin kapısı. Gibi birçok şeyi böyle söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki zaman içerisinde bu negatif, pozitif veyahut da işte iyiler ve kötüler veya işte bunlar arasındaki olan bazı savaşlarda bu bölgeler ele geçirilir. Yani dışarıda savaş olurken, İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet alırken, bir de İstanbul'un arkasında arkasında İstanbul alındı. Yani İstanbul iki boyutlu alınmıştır. Ondan önceki savaşlar da öyledir. Tamam mı? Yani birileri İstanbul'u alırken veya herhangi bir Kudüs'ü veya başka yeri alırken yüzeyde görünen savaşın arkasında bir de bizim göremediğimiz ama artık bugün hani neredeyse ispata gidecek olan bir bilgiye, teknolojiye sahibiz artık, değil mi? Eskisi gibi eskiden hurafe deyip geçiyorduk. Ama şimdi artık birçok şeyi kanıtlama imkanı da oluyor. Bakın iki savaş. Bu iki savaş içerisinde dışarıda görünenle diğer görünmeyen savaş, biri kazanamazsa öbürü de kaybediyor zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ikisinin aynı anda bunu kazanması lazım. Böylelikle orada evet bir ciddi anlamda bir boyutta bir savaş meydana geliyor. Bu savaş kim kazanırsa o kapıları onlar tutmaya başlıyor.
Böylelikle aslında biz hep bazı şeyleri gökyüzünde ararız. İşte şunlar gökyüzünden geliyor, oradan geliyor. Hiç değil, yerin altına bakan yok. E şimdi herkesin merak ettiği, Ayasofya'da bu kapı nerede? E baba ne yapacaksın, geçebilecek mi? Hani buyur, kapı burada, gel geç mi diyecekler? Bu sizin daha önce anlattığınız, beni de çok etkileyen bir mağara araştırmanızda önce izin almak gerekir diye Evet. arkadaşlarınızla birlikte anlattığınız bir hikaye vardı. Hatta doğru hatırlıyorsam atlı bir koruma mana anlamında diyelim. Atlamız Değil mi? rahatlıyor. Tabii ki ben gidip o kapıyı bulsam belki zevilerime ayrılırım. Zaten de hoş geldin demezler. Ben de Evet. Çok güzel söyledin. Şimdi bakın, kapıları ayıralım. Tamam mı? Bu kapıları, yani bunları iyi ayırmak lazım. Bir tanesi şu. Evet, sizle biz beraber gittiğimizde bir kapı görebiliriz. Bu kapının içerisinden geçip bir mekan geçişi yapabiliriz. Tamam. Bunu yapabiliriz. Olabilir. Ama bazıları vardır ki böyle bırakın geçmeyi, yani adamın yanına yaklaştırmazlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onların da orada kapı bekçileri var. Hatta oradalar, görüyorsunuz siz bunları da. Hani gidip de Görüyor muyuz? tabii ki görüyorsunuz siz. Şimdi insanlar şunu zannediyor, görünmez birileri orada bekliyor. Yok, hepsi görünür ve orada beklerler onlar. Tamam mı? Onlar kimin gelip kimin gelmeyeceğini, kimin nereden geçeceğini çok iyi bilirler. Tamam? O yüzden hani sen kapının ağzında da duruyor ki duruyorlar. Yani duruyorlar, görüyoruz, bakıyoruz, adam oturuyor ağzında ama bilmiyor ki, anlatabiliyor muyum? Ne olduğunu bilmiyor ki. Bu kadar basit olsaydı vallahi canını okurduk her tarafın. Öyle Doğru. Şimdi siz mi? anlatırken aklıma çok saçma da olabilecek bir şey geldi. Ayasofya'da kedisi vardı biliyorsunuz. Ya evet. Evet. Enteresan bir kediydi o. Yani Evet, belki sevgili de Selçuk Eracın'la Erhan Altunay abim, onlar zaten o kedi bayağı bir şey yapmışlardı evet, insan bir şüpheleniyor mu aklına? Çünkü illaki beklediğimiz görüntüde bekçiler olmayabilir. şimdi bakın, ben işte aslında bir şeyi hani bir yandan aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki bunlar, doğru söylüyorsunuz. Evet, bunlar ayrı bir şey. Bunları ayrı bir yere koyalım. Ama bir de sizin benim gibi böyle tokalaşabildiğiniz, işte elini sıktı, ne yapıyorsun, baba nasılsın dediğin normal insanlar var. Tamam mı? Yani bu insanlar o kapıların etrafındadırlar. Ve görürsünüz, dokunursunuz ama bilmezsiniz onun ne olduğunu veya kapı bekçisi olduğunu bilmezsiniz. Yani işin bu tarafına bakarsanız bu Peki, böyledir. muhakkak öyledir. Muhakkak kim olduklarını söylemeyeceksiniz ama bana Ben de biliyorum. siz biliyorsunuz gibi geliyor. Bana da biraz tarif etseniz, hani ne farkı var o insanların? Çok mu iyi kalpliler, çok mu babacanlar? Nasıl bir fark var? Şimdi bak, yarın şeyin önü dolar, ben size söyleyeyim. Şimdi orada bir tane garibanı tarif etsek var ya, yarın onu parçalarlar. Bak söyleyeyim size. Peki ama siz Ya şöyle bakın, ben bunu kendim bildiğim için de söylemiyorum. Tabii ki tanıdıklarım var. Yani kim tanıdıklarım var? Bunları bilenleri tanıdığım insanlar var. Ayrı bir mesele ama şu var. Şimdi niye bu konular aslında açığa çıkıyor, ona da bakmak lazım. Şu an biliyorsun ki bir korku dünyasında yaşıyoruz. Yani her şeyimiz bir korkuyla yönetiliyor. Şimdi onlar da izin verdiler. Artık hani ya korkmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani korkmayın diye izin verdiler. Şimdi bu yüzden bu insanlar tabii ki tarif olmaz. Bir de hani hadi gel halay çekelim de gidelim diye, öyle bir şey mümkün değil. Nasıldır? Ya bazen çöp toplayan adam olarak orada dolaşır. Bazen işte tonton bir dede olarak dolaşır. Yani bunun şeyini bilemiyorsun. Hani biz de şu standartta diye böyle bir şey diyemeyiz. Ama lakin eğer senin ismin listede var ise, tamam mı? Yani bu senin benim torpilimle de olmuyor. Hani hadi bir torpil yapalım, yakınımdır, hadi şuradan da geçsin diye böyle bir şey yok. Burada onun elinde bir liste var ise,
bu listeden sen geldiğinde bakar, gel bakalım kızım der. Hele bir çay içelim der. İşte veya şu der, bu der. Bir şekilde sen bir bakarsın, hop hop hop, bir anda bir sürü şey yaşamışsın, gelmişsin, ama ondan sonra hadi konuş bakayım kızım kolaysa. Hadi anlat. Deli derler, başka bir şey demezler. Zaten öyle bir şansın da yok. Hani anlatma gibi bir şeyin de yok, ayrı mesele. O yüzden yani kimse korkmasın, merak etmesin. İstanbul emin ellerdedir. Türkiye'de emin ellerdedir. Yani kimsenin bu konuda bir şeyi olmasın. Kim ne yaparsa yapsın. Bir de arkada çalışanlar var. Merak etmesinler yani. Evet, toprağı tutanlar var. Bir depremde en son yaşadığımız küçük çaplı bir deprem olmuştu 2,5-3 sene önce. Benim de annem çok korkar depremden. Ben dedim ki sakin ol, geçecek. O anda içimden bu cümle geldi. Toprağı tutanlar var. Evet. Sordum, kabul ettim. Toprağı tutanlar var, muhakkak var. Çanakkale'de ordunun önünde olanlar var zannediyorum. Yani şu da var. Bakın biz şunu yapmalıyız. Evet. Bunlar var. Bir kere bunlar realite. Yani şey değil. Yani elle tutabilir, gözle görebilirsin, ayrı mesele. Ama bir de şu var. Etkenleri de birleştirmek lazım. Yani bugün o Çanakkale'de o hiç uyumadan yani sürekli bir enerji nasıl oluyor? Tabii ki biz bakın biz buna Allah'ın bir hikmeti derken Allah hikmetleri sebeplere dayatır. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir şey var ki yani bir şey koydu ki bu sebeplere diyor. Baktığın zaman abi bakıyorsun bölgedeki pirit oranı çok yüksek. Pirit ne yapıyor? Acayip enerji veriyor. Yani tabii ki bunların hepsi yani biz ne diyoruz? Bakın hikmet dediğiniz her şeyin içerisinde hakikat vardır. Yani elle dokunabilir, gözle görebileceğiniz şeylerdir bunlar. Bu yüzden biz maddenin manasını unuttuğumuz için bir şeyin ne işe yaradığını bilmediğimiz için böylelikle hayatımızı hep zorlaştırmışız. Şimdi dediğim gibi bölgeye bakacaksın ne var? Tamam Ayasofya'da veyahut da İstanbul için dediğim bölgenin alttaki yapısı ne? Kristal yapısı ne? Hangi maddeler bulunur? Neden altına kurşun dökmüşler buranın? Bak bir kurşun olayı var. Bu daha çıkmadı bildiğim kadarıyla ortaya. Hatta bu ben Çelebi kaynağından bulduğum bir şeydir. Diyor ki alt tarafında komple kurşun dökülmüş. Ama bu kurşunun bir işe yaraması lazım. Niye dökmüş bu adam bunu? Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunların üzerine gittim. Bakın bir kurşun bizi aldı. Bir sürü yere götürdü. Sonra baktık ki işte bugün radyoaktif değil mi? Biz işte röntgen cihazına girerken ne yapıyorlar? Kurşun değil mi? Diğer tarafta olanlar. Kurşun, Koruma yani, amaçlı tabii. kurşun bir hep koruma amaçlı bir şey vardı. Neyden? Radyoaktif değil mi? Işınlardan. X-ray ışınlarından. Bakın bir dakika o zaman şimdi burada bir daha bir düşünelim bakalım. Yani niye kurşun olabilir ki? Veya neyin üstü kurşun kaplanabilir ki? Değil mi? Bugün uranyum ıvır zıvır bütün her şey neyle taşınıyor? Kurşun kaplanı içerisinde taşınıyor. Doğru mu? İşte şimdi demek istediğim bak biz işte bunları aldıktan sonra üretmeye başlıyoruz. Bir kurşundan çıktık. Ta bizim kurşuncu teyzelere kadar geldik yani. Oraya kadar geldik. Kurşunu düşünüyorum. Ya dediğiniz gibi radyoaktif bir saldırıdan ya da sızıntıdan korumak ya da toprağın altındaki bir şeyi saklamak olabilir yine. Niye olmasın? Bak ne kadar güzel bir şey ürettik, değil mi? Yani bugün işte tabii henüz daha gerçeğini görmüş veya bilmiş değiliz ama hani ahit sandığı dediğin şey eski tasvirlere bakıyorsun, şeylere bakıyorsun. İşte taşırken bile yanındaki adamın işte yıldırımlar çarpıp öldüğünü görüyorsun falan yani var bir sürü bunlarla ilgili figürler var biliyorsunuz, çizimler var o dönem içerisinde. Şimdi ne var bunun içinde de yani bunu kurşunla kaplarsan değil mi şey hale getirirsin, nötr hale getirebilirsin. Yani bunları çok iyi işte hani araştırmak lazım. Önce kurşunun madde olarak ne olduğunu, hangi ışınları geçirmediğini, nelere karşı koruyucu bir özelliği olduğunu bulursan ne aradığını da bulursun.